Hızlıca. Yine sıradan bir gece ve yine fuhuş kol geziyor. Yeri geliyor sabaha kadar 2,5 milyona pazarlanıyorsun. İğrenç alışverişler, ahlaksız teklifler. Adam sapık oluyor. Adam yeri geliyor seni dövüyor. Dolandırılanların yanında... Dolandırdıkları insanın paraları onlara haram olsun. Dolandırıcılara karşı... Niye koymuyorsun ya? Haksızlığa uğrayanlarla beraber... Allah'tan da mı kurtmaz? Peygamberden de mi utanmadık? Haksızlık yapanlara göz açtırmayacağız. Şey yazıver dedi, şey dedim gibi şeyim yok yani. O şekilde şey yaptım, yazmış olduğumuz şeyler. Şeyim iyi yok. Bu hafta yine söz FATO'da olacak. 29 Ocak Pazartesi. Böyle gitmez geliyor. Çünkü halk böyle gitmez diyor. Böyle yaşantı olmaz yani. Ne yapayım? Ekmek parası yok. Devlet bizim hakkımızı versin. Bu böyle gitmez ya. Ben hakkımızı helal etmiyorum onlara. Haram olsun. Böyle gitmez bu. Böyle gitmez. Gücünü halktan alan Kadir İnanır her zaman haklının yanında. Böyle gitmez. Böyle gitmez. Bundan böyle her hafta çarşamba günü Kanal D'de. 31 Ocak 1996 Çarşamba. Bekleyin. Televole yine bomba gibi. Galatasaraylı Hakan'dan kahkaha tufanı. Adamın birinin metresi varmış abi. Arkadaşının da santimetresi. Sibel Tüz'ün 10 sene sonra basketbola döndü. Fenerbahçe kalecisi Rüştü kiminle yakalandı? İşte bunlar da oryantal fanatikler. Beşiktaşlı Takoz Recep'ler çok özel. Evimin kapılarını ilk defa Kanal D'ye açtım. Evimin... Seren Serengil top cambazı. Siyasiler ve daha neler neler. Hepsi pazartesi akşamı saat 22.30'da Televole'de. Sakın kaçırmayın. Türk ve dünya basınının gündeminden inmeyen Avrasya gemisine binen son gazeteci Mert Ali. Vizesiz girilebilecek tek ülke. Yabancı sermaye Türkiye'yi neden sevmiyor? Giyimde yeni bir anlayış. Mert Ali dönüşümlü başbakanlığın protokolünü hazırladı. Karaman'da olan mucize mi? Ekovizyon'da. Mutlaka izleyin. Şimdi birkaç tane rap söyleyeceğim size. Müsaade ederseniz. Oruç bozan manevi.